Darren, yok ki burada kolye. Nasıl yok? Yok canım, bomboş, baksana, yok kolye. Boş ha? Bu da oyunun ikinci kısmı mı yoksa? Yok canım, olur mu öyle şey? Anne, kolyeyi kutuya koyduğuna emin misin? Elbette. Yoksa gitti mi kolye? Hay vallahi bayılırım. Sen bayılırsın da biz ayılır mıyız? Ya bu işin tadı kaçtı artık. Hanginiz bir oyun oynuyorsa lütfen uzatmasın. Salimciğim, oyuna başlatalım. Bölüm sona ermiş ve uzatamamışlardı zaten. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Hatırlarsınız geçen hafta Doğan'a hep birlikte bir oyun oynanmış. Bacının Nebahat'e verdiği kolyenin kaybolduğu, hatta çalındığı söylenmişti. Ama son günlerde dedektifliğe merak saran Doğan bu oyunu çabucak ortaya çıkarmıştı. Ne var ki bulunduğu kutu açılınca içinde kolyenin gerçekten yok olduğu görülmüş ve şakayla başlayan olay gerçeğe dönüşmüştü. Ne demiş şakacı şair? Maviyi anlarsın, denizi anlarsın, mavi denizi zor anlarsın. Biz de anlamakta zorluk mu çekeceğiz olanı biteni yoksa? Şaka mı ciddi mi izleyelim. Bu sefer cidden güzel oynuyorsunuz ama ben de yutmuyorum, bilmiş olasınız. Ay vallahi billahi, oyun değil evladım. Gördünüz mü, ben size korkuyorum dedim de. Haksız mıymışım yani? Bir de bana anneciğim batıl itikadın olduğunu bilmezdim diyorsun Türkan. Ama Nebahat, bu kolye oyun oynadığımız için kaybolmadı ki. Besbelli biz oyuna karar verdiğimiz zaman çoktan kayboldu. Nereden biliyorsun, ne malum? Vah başımıza gelenler. Gördünüz mü dostlar, başımıza gelenler. Dur tatacığım dur, hemen dövünmeye başlama Allah'ını seversen. Bu sefer sahiden kayboldu galiba. Durun ya, ciddi misiniz? Allah aşkına sen de İngilizceden tercüme laflar etme. Ne demek ciddi misiniz? Ciddi mi söylüyorsunuz desene şuna. Elbette ciddiyiz bu sefer Doğan. Tüh, bileydim ben alır korurdum kolyeyi. Ne demek oluyor bu Türkan? Ben iyi koruyamadım mı yani? Hoppala, bırakın Allah aşkına. Anlaşıldı, bu sefer ciddisiniz. Ya, o zaman ne diye didişerek vakit geçiriyoruz? Hemen harekete geçmeliyiz. Geçelim de nasıl? Hadi bakalım dedektif hazretleri, kendini göstermenin tam sırası. Yalnız gene hemen polise telefon etmeye kalkışma. Yok canım, kendim bulacağım. Şirketteki yüzüğü nasıl buldun? Hoppala, gene başladı böbürlenmeye. Ama bu şirkette kaybolan yüzükten daha zor bir iş. Önce ortada bir hırsızlık var mı yok mu onu araştırmalıyız. Araştıracak ne var? Bu evde hırsızlık olur mu Doğan? Durun durun, gereksiz laflar edip aklımı karıştırmayın. Anneciğim, kolyeni başka bir yere koymuş olamaz mısın? Hayır, artık boynuma takmıyordum ama nereye koyduğumu gayet iyi hatırlıyorum. Demek onu bu kutuya koydun. Peki kutuyu küçük odadan buraya getirirken açmadın mı? Hayır, açmadım. Neden? Hafif olduğunu fark edebilirdin. O kadar aceleye geldi ki telaştan fark edemedim zaten. Vallahi detektifler gibi sorguya çıkıyor. Dur baba, dur lütfen. Demek ben gelir de kutu saklanmadan sizi yakalarım diye acele ettiniz. Öyleyse madem hırsızlık söz konusu olamaz, hepimiz iyice dağılıp evin her tarafını aramalıyız. Bak bu sefer sahiden ararım. Türkan İnce, siz yukarıki odalara bakın. Babacığım, siz de ıvır zıvır eşyaların durduğu yeri arar mısınız? Yok efendim, ben bir yeri arayamam. Çünkü... Yok Karamırnav, sen de aşağıya bakacaksın. Aşağıda olsa görmez miyim ayol? Olsun, iyice emin olmalıyız. Ne güzel bir pazar günü geçiriyoruz yani. Bravo. Vallahi kabahat bende değil. Bu aklıma gelir miydi? Gel Türkan, gel yukarı çıkıp bakalım. Dedektif bey öyle buyurdular. Anne, kolyeyi en son o küçük odaya ne zaman götürdün? Sabahtı galiba. Aşağıda komodinin üzerine bıraktım. Yukarı çıkmaya üşendim, sonra bırakırım diye. Ya böyle bir şey olabileceği nereden aklıma gelsin? Peki o küçük odaya biri girse görür müydün? Görürdüm tabii. Ama kimseyi görmedi. Görmedim tabii, kimse girmedi. Canım zaten girse bile bizden birinin o kolyeyi alacak hali mi var? Aşk olsun Doğan. Yok, ben onu demek istemedim. Ne demek istedin ya? Yani mesela Nahide girmiş olamaz mı? Aman Doğan,
Aman çok rica ederim. Sakın kızcağızın günahını almaya kalkma. Zaten dadım yüzüğünü kaybedince töhmet altında kalacağım diye öyle azap çekmiş ki sonra sen bulmuşsun. Evet. Kaçta gittin Nahide? Dadıma yardıma gelmişti mutfakta yemekler için. Yemekler demek ki 11'e doğru bitince ondan sonra gitti. Bacı da girmedi odaya. Girmedi canım. Girse bile zaten o kolyeyi bana o hediye etmedi mi? Doğan yoksa yok anneciğim ben sadece her ihtimali ayıklamak gerek diye soruyorum. Yani doğrulara başka türlü yaklaşılmıyor. Sen galiba reklamcılığı bırakıp dedektiflik bürosu açmaya niyetleniyorsun. Daha neler. Sadece iyi bir beyin cimnastiği oluyor o kadar. Hem benim mesleğim için de yararlı. Bana bak. Eğer bu kolyenin fiyatı zihinleri bulandırmıştır gibi bir fikre kapılıyorsan yanılıyorsun canım. Şeytan aldı düdüdü. Şeytan aldı. Getirdi. Şeytan aldı götürdü. Zaten madem getirdi. Hay Allah'ım yarabbi yok. Yer yaradı yerin dibine git. 40 yıldır gözüm gibi sakladım. Birdenbire yok oldu. İşte Allah'ım yarabbi ya Resulallah. Yok. Yok o kaybolmamıştır da. Birdenbire kıymete bindiğini anlayınca sırra kadem bastı. Kör olmaya işte. Yok da burada. Allah Allah. Yer yoruldu içine girdi sanki. Yok işte. Yok yok. Ay. Sen bu konuda ne düşünüyorsun İnci abla? Bülent'in ahı tuttu bizi. Bülent'in mi Alpay'ın mı yoksa Turan Bey'in mi? Darılma Türkan'cığım ama Alpay bence birazcık zirzo. Turan Bey'i hiç saymıyorum. Onu ailece defterden sildik ama... Yani Bülent'e acırım doğrusu. Ne yapayım İnci abla? O da zorunlu hizmet için doğuya gitti. Onun ahı tuttu o zaman. Bence artist Ateş Bey'in ahı tutmuştur. Neden? Nedeni var mı? Adam dergideki inceleme yazısını okuyunca küplere binmiş. Telefon açıp ağzına geleni söyledi. Adamcağız herhalde klasik bir artist röportajı bekliyordu zaten. Evet. En komiği de ne biliyor musun? Evet. Adam görüşmemizin iyi gitmediğini anlayınca bana kur yapmaya başladı. İnanmam. Hatta bana artistlik bile önerdi. Yazımda en çok da neye kızmış biliyor musun? Bir psikologla sosyoloğun görüşmemizin notlarına getirdiği yorumlara. Ay Türkan şu dergiyi sakla da ben de okuyayım. Çok merak ettim. Olur. Ay şu kolyeyi bulsak içime fenalık geldi. Yok işte burada da yok. Evet baba. Kafamı kırıyordum az daha. Bir şey yok orada da. Aman Salimciğim. Nereye çarptın? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Hay Allah, hay. Ne kadar hırtı pırtı varsa tavan arasında kaldıracağınız hepsini odaya tıkmışsınız. Kolye bulunur mu orada? Kedi yavrusunu kaybetse bulamaz. Ay, ay, ay ayacıklarımda diz kapaklarım. Aman. Hayırdım vallahi ilacım. Aşağıda da yok değil mi tatlıcığım? Yok kızım. Yok hadi batası yok işte. Of yukarıda da bulamadık. Neyse üzülme Nefa. Anne diyorum kızım. Ben sana bu yüzüğü vereyim istersen. Bir ne? De bakarsın bu da değerli değil mi? Ah canım. Canım benim. Ah kızım. Sen tak onu bakayım parmacığına. Niye? Ha, gören de beni takı düşkünü biri sanacak. Ah ninem benim. Doğan Bey. Ne yapıyoruz şimdi? Düşünüyorum babacığım. Ama şimdilik bir ipucu bulamıyorum. Benim yüzüme hemencecik bunu vermiştin ama. Topu topu 4 tane yeleğim var bacım. Hepsinin ceplerini teker teker aradım buldum. Ama bu seferki yelekçe bir işi değil. Şirkettekini nasıl buldun peki? Belki de uzmanlık konusu sadece yüzüktür. Kolye olunca o da bizim gibi sıradan bir adam oluyor. Ay ne olur bırakın şu Doğan'la uğraşmayı içime fenalık geldi artık. Bakın hiç kimseyi itham ediyor değilim ama yine de sormak istediğim bir soru var. Neymiş o? Avukatıma danışmadan sorulara cevap vermem. Değil mi İnci? 80 milyonluk kolyeyi bir an önce bulmamı istiyorsanız gırgırı bırakırsınız. Aa, kendini gerçekten dedektif sanmaya başladı. Ay sıkıldım artık. Şu soruma cevap verin lütfen. Bu sabah içinizden biri küçük odaya girdi mi? Ben girmedim. Ben de girmedim. Ya sen Karamırnap? Ben mi? Ne işim varmış benim odaya? Peki. Ay affedersiniz çocuklar. Ay heyecandan mıdır nedir? Yediğim bütün yaprak dolmaları ağzıma geliyor. Ne dedin sen bacım? Ne dedin? Aha, ne dediğini hepimiz duyduk. Tekrarlatmanın alemi var mı şimdi? Yaprak dolması dedin değil mi? İşte aradığım ipucunu buldum. Yaprak dolması mı aldı yani kolyeyi? Saçmalama Allah aşkına. Evet.
Evet, yaprak dolması. Beni zırvalıyorsun sen Allah aşkına Doğan. Ay durun da söylesin abim. Geceleri okuduğu polis romanlarının etkisinde, haberiniz olsun. Canım ben de severim polis romanlarını ama... Ne keşfettiysen söyle de bizi de meraktan çatlatma Allah aşkına. Durun durun. İyi yoldayım galiba. Sahi mi, neymiş? Anne, o odanın kapısı açık mıydı, kapalı mıydı? Nereden hatırlayayım şimdi ben oğlum? Anneciğim lütfen hatırlamaya çalış. Çünkü bu çok önemli. Mutlaka ya açıktı ya da yara açıktı. Herhalde, herhalde. Durmadan girip çıkıyordum çünkü. Tamam. Ne olur yani kapı açıksa? Bu evde kapıların ille de kapalı mı durması gerekir? Yatak odalarımızın kapısını açık mı bırakmıyoruz bunu? Yatak odaları başka tabii. Bakın ben kapımı bacamı oldum bittim ezelden beri kapalı tutar. Böyle. Ne mi lazım? Bagajın kimse girmezse insan doğsunlar girer. Eğer odanın kapısı aralık kalmışsa holden komodin üzerinde duran kolye görülebilir. Görülebilir değil mi anne? Görülür canım, haklısın. Görülür, hele kutunun içinden çıkmışsa bir parça. Çıkarmış mıydın? İşte onu hatırlayamıyorum Doğancığım. İyi çünkü durmadan içeri gidip geliyordum. Hayır, ben giderken bacı şurada oturmuş pirinç ayıklıyordu. Hayda! Tut gelin pençeminden. Lafama kendilerse. Ne olmuş pirinç ayıklıyorsan? Dur canım, hemen alınma. Anne, akşama elma kompostosu yapacağını söylemiştin değil mi? Nereden çıkardın şimdi? Aman deli sen de. Ne var, çok münasebetsiz bir şey mi söyledim? Canım biz burada inci kolye nerede diye kafa patlatıyoruz. Sen akşama elma kompostosundan dem vuruyorsun. Mızıkçılık yok, konuyu değiştirme abi. Bilakis tam konunun göbeğindeyim. Onun için tekrar soruyorum. Elma kompostosu yapacak mısın anne, yapmayacak mısın? Allah Allah. Yapacak farz ederim. Ne olmuş? Evde elma var mı? Yok. Unuttum manava tembih etmeyi, ne olmuş? Gördün mü, sabahleyin manava her şeyi ısmarlamışsın ama elmayı unutmuşsun. Ay bunun için münakaşaya ne gerek var? Versin elma olmayı versin, ne olacak? Ben size âlâ perde yaparım. Bu manav işiyle sen bir yere varmak istiyorsun. Demin de dolmalara takılmıştın. Neyse canım, ben şimdi manava telefon ederim, 2 kilo elma yollayıverir, ne var yani? Anne yalnız manava söyle, elmaları çırak Hüseyin getirsin. Allah Allah. Başkası olsa olmuyor mu yani? Neden çırak Hüseyin? Hala anlamadın mı anne? Evet, çırak Hüseyin. Evet o. Gün gibi ortada. Ne ortada, ne ortada ha? Gün gibi olan ne, ben de anneyim. Öğleye doğru Hüseyin getirmedi mi manavdan ısmarladıklarını? Hüseyin getirdi, ne olmuş? İşte o. Hadi canım siz de. Bu kolyeyi içimizden biri alamayacağına göre dışarıdan biri aldı. Bugün de buraya Nahide'yi saymazsak dışarıdan sadece manav Osman'ın çırağı Hüseyin geldi. Ay yapmayın yahu Salim. Evet, şeytan çekici gibi el avuca sığmaz bir çocuk ama aynı zamanda son derecede efendi, terbiyeli. Yo yo yo. Yapmaz öyle şey. Sen de aynı fikirde misin Doğan? Ay bir de ben annesemle konuştuğunuzu. Babam haklı. Nasıl oldu bunu daha önce ben düşünemedim, şaşıyorum. Evet, şimdi kim telefon ediyor manava? Ne yapayım ben, edeyim bari. Hay Allah, hay Allah, hay Allah. Yani çocuğun günahına giriyoruz. Vallahi rezil olacağız. Hüseyin'in gelmesi 2 dakika sürmez. Manav şuracıkta. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Kolyeyi o almışsa görürsünüz gelmez. Gelecektir. Gelmezse kuşkuları büsbütün üstüne çekeceğini bilir. Yani Doğan, bu maskaralığı yapan gerçekten Hüseyin'se benden sana koskoca bir bravo. Dur bakayım dur. Gerdenli Hüseyin varmış. Vallahi kafasını kırarım o bacak dedim ben. Yalnız kafama bir şey takıldı. Sen demin buradan çıkınca ne yaptın dışarıda? Biraz daha sabredin. Hepsini öğreneceksiniz. Zahmet olacak evladım. Bekliyoruz. Tamam, Hüseyin birazdan getirecek elmayı. Ama bak Doğan, eğer bu çocuğun günahını alıyorsan seni hiçbir zaman bağışlamam, onu bilmiş ol. Daha geçen gün bana Osman Efendi bu çocuk için şimdiye kadar yanımda çalıştırdığım en efendi, en dürüst çırak diyordu. Liseye gidiyormuş zaten evladım, beklemeliymiş. Onun için çalışıyor. Şeytana uymuş olabilir. Tabii, şeytan bayır adı üstünde. Ben beyefendi adı burada. Vallahi lazım şeytan adama pabucunu ters giydirir. Ters söyledin Karamırna. O çocuk şeytana pabucunu ters giydirecek kadar cin fikirli. Yok, ben gene de bir hata yapıyoruz diyorum. Hani okumuş etmiş bir çocuk. Yere bakan yürek yakan da olabilir. Siz işi bana bırakın. Kapıyı ben açacağım onu. Reaksiyonlarını ölçeceğim, sonra alıp salona getireceğim. Sorgulamaya gelince sakın kimse karışmasın. Yanlış bir soru bütün planlarımı alt üst edebilir. Önce onunla ben konuşacağım.
Ay, vallahi heyecanlandım. Yüreğimi oynadı gördüm. Heyecanı hiç gelemiyorum çocuklar. Benim de sol gözüm seyirmeye başladı. Ay bakın şu başımıza gelenlere. Yani şaka maka derken... Ay benim de şuramdan bir şey geldi. Orama oturdum. Durun anne, durun. Lütfen soğukkanlığımızı kaybetmeyelim. Kolyeyi o aldıysa çoktan bir yerlere uçurmuştur bile. Ne yani? Uçtu mu şimdi bizim gerdendik? Var başıma gelenler. Susun, yavaş ol. Ay hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Hatırlar mısın Nebel? Hani bir keresinde panterdip kaybolmuştu bizim Sultanahmet'teki konakta. Rahmetli büyük bey, ahmetli kızı kızgın başıyla korku derek söyletmişti, ortaya çıkarmıştı. Susun, geliyorlar. Geç bakalım şöyle Hüseyin. Sana sormak istediğim bazı şeyler var. Merhaba efendim, iyi günler. Merhaba evladım, hoş geldin. Bana bak, o asma yaprakları hiç iyi değildi. Valla dolmalar midem oturdu, ustana söyle. Söylerim efendim. Hadi. Yeter, kesin. Hastanede gelin. Bak Hüseyin, seni buraya niye çağırdığımızı merak ediyorsundur. Bacı teyze söyledi. Asma yapraklarını beğenmemiş. Halbuki salamura değildi, tazeydi. O değil. Elmaları beğeneceksiniz, yeni geldi. O da değil. Düşün bakayım biraz. Neden seni salona aldık? Anlayamadım efendim. Nasıl anlayamazsın? Vallahi anlayamadım Doğan abi. Numarayı bırak Hüseyin. Ne numarası? Hangi numara? Ne numarası olduğunu sen bilirsin. Ay dur biraz Salim. Sen sabahleyin buraya geldin mi? Gelmedim demedim ki. Şimdi soruma dikkat et. Sana kapıyı kim açtı? Dikkat edilecek bir soru değil ki bu abi. Bana bak, böyle ukalalık edersen seni karakolda bülbül gibi konuştururlar. Karakolda mı? Ne işin var benim karakolda? Sorduğuma cevap versen. Ne sorduğunu unuttum vallahi Doğan abi. Bana bak, ben sabırlı adamımdır ama... Doğan! Sen dur elini bas. Sabah öteberi getirdiğinde sana kapıyı kim açtı dedim. Hanımefendi açtı. Evet ben açtım, ne olmuş? Annem seni içeri aldı mı yoksa kapıdan mı bıraktın? Şuraya, taşlığa girdim. Sonra ne oldu? Sepeti verdim. Hanımefendi aldı sepeti. Aşağı mutfağa indirdi. Boş sepet gelinceye kadar da orada holde bekledin, öyle mi? Evet. Beklemeyecek miydim yani? Doğru mu anne? Evet. Ne var bunda? Ne kadar sürdü sepeti boşaltıp geri getirmen anne? 3-4 dakika sürmüştür herhalde. Daha fazla değil mi? Hadi hatırınız için bir dakika da beni ekleyeyim. Burada hatır gönül yok. Gerçeği söyle yeterli. Oğlum... Şu merdivenden aşağı inip mutfağa girip sepeti boşaltıp sonra geri getirmek ne kadar sürer ki? O süre de yapacağını yapmasına yeter. Ama ne? Ne yapmışım ben efendim? Söyleyeyim mi ne yaptığını? Rica edeceğim. Holde beklerken aralık kapıdan küçük odada komedinin üzerinde duran kolyeyi gördüm. Hemen içeri girdim, kolyeyi aldım. Sonra hiçbir şey olmamış gibi boşalacak sepeti beklemeye başladım. Kolye mi? Ne kolyesi? Bilmiyormuş gibi yapma. Emin misiniz? Belki komodin de çalmışımdır. Yok. Devenin başı artık. Neyse şimdi numarayı bırak da çıkar şu kolyeyi. Almadığım bir şey nasıl çıkarayım abi? Almışsın besbelli. Bak çaldım demeye dilim varmıyor. Beybeyciğim bir cahillik etmişti. Hayır, almadım da çalmadım da. Ben hırsız değilim. Hem girmek istesem de giremezdim ki odaya. Neden? İçeride biri vardı. Odada mı? Kim vardı? Doğru değil bu. Kim vardı? Bacı Hanım teyze. Hadi canım sen de. Öyle mi bacı? Doğru mu bu? Yani... Doğru da ama... Demin sorduğumda neden söylemedin öyleyse? Kazan namazını kılıyordum. Merdivenleri inip odama gitmeye üşendim. Yaşlanıyorum galiba artık. Hüseyin beklerken namaz kılmaya devam ettin mi? Yok canım, bitmişti zaten. Ben seccademi topladım, salona geçtim. Sen de bu arada içeri girip... İçeri girmedim diyorum abi. Ya aksini kanıtlarsam? Nasıl? Kaldır bakayım tabanlarını. Kaldır kaldır kaldır, göster göster göster. Aha, tahmin ettiğim gibi. Basket ayakkabısı giyiyorsun. Bu evde bu tür ayakkabı giyen olmadığına göre küçük odadaki yer muşambasının üzerinde bu ayakkabının izleri ne arıyor? Söyler misin? Ay sahi mi söylüyorsun Doğan? Kusura bakmayın tutamadım kendimi. Öyle böyle değilmiş abim baksanıza. Soruma cevap vermedin. Konuşsana oğlum konuşsana. Salim lütfen. Hadi bakalım. Oyun bitti hadi. Şey abi. Ne şeyi hadi. Maalesef sattım onu. Nasıl? Sattın mı? Ama suç bu suç. Kime sattın hemen çocuk bacaksız? Bu da yalan. Nerede kolye? Cevap ver nerede? Dur abi dur. Cebimde. Çabuk çıkar çabuk çıkar. Tut şunu. Allah Allah bulamıyorum. Nereye koydum onu? Göğsündeki cebe baksana. Aa evet efendim. Buradaymış. Ah. Buyurun.
Buyurun Nebahat Hanım. Ne dersiniz bu işe? Ay doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl yaparsın bunu oğlum? Hep söylemişimdir. Görünce aldanmayacaksın. Gençliğine yazık oğlum. Bu hırsızlık sana çok pahalıya mal olacak. Ben karakola telefon ediyorum. Bu çok gerekli mi baba? Ne demek gerekli mi? Bugün bize yapan yarın başkasına yapar. Suç cezasız kalmaz. Ben olsam bu işi burada unuturdum. Hüseyin daha çok genç. Hem sanırım bu işi hırsızlık eğiliminden değil de şeytana uyarak yaptı. Öyle değil mi Hüseyin? Evet efendim. Çok pişmanım. Özür dilerim. Ve gene umarım sevgili annem bu işteki sorumluluğunu kabul eder. Ben mi? Ne gibi? Bir hukukçu olarak ben cevap verebilir miyim? Hani bu çocuğun cezai sorumluluğunu azaltmaz ama şimdi vicdanen düşünecek olursak o kolye göze görünür bir biçimde komedinin üzerine bırakılmasaydı, kapıda açık tutulmasaydı belki böyle bir şey çocuk hiç aklına getirmezdi. Doğru. İnce haklı. Bu da bize iyi bir ders oldu. Nasrettin Hoca'yı unutuyorsunuz ama. Nasrettin Hoca'yı mı? Tabii ya. Hani evi soyulmuş da tedbir almadığı için herkes onu suçlamış. Hoca ne cevap vermiş? Yahu demiş, iyi de hırsızın hiç mi kabahati yok demiş. Doğru. Ne yapıyoruz bu çocuğu şimdi? Bence bırakalım gitsin baba. Doğrusu ne yalan söyleyeyim, böyle bir hoşgörü beni aşar. Hiç değilse Osman Efendi'ye haber verelim. Yok yok Salim, bence bunu burada kapatalım. Çocuğa bir şans tanıyalım. Doğan haklı. Peki. Nasıl isterseniz. Ama bu sözüm kulağına küp olsun. Hırsızlık, başkasının malına göz dikmek suçların en ağırıdır. Eğer bir daha böyle bir suç işlersen, hiç üşenmeden mahkemelere kadar gelir, bu olayı anlatır, hakkında tanıklık ederim. O kadar. Doğan, hadi götür şimdi oğlum. Şu Cenab-ı Hakk'ın işine bakın. Az önce kolyenin kaybolduğuna Doğan'ı inandırmak için ne sıkıntılara soktuk kendimizi. Oysa kolye daha önceden çalınmışmış. Ay bugün hiç unutmayacağım. Dergi için harika bir hikaye konusu çıktı. Benim de pazarım zehir oldu. Evet. Benim de 10 yıllık ömrüm gitti beyefendiciğim. Belki tuhafınıza gidecek ama ben çok eğlendim. Eğlendin mi? Neden? Valla kocam olduğu için söylemiyorum ama Doğan'la çok iftar ettim doğrusu. Bir profesyonel gibi şıp diye işi aydınlığa kavuşturdu. Ben çocuğun üstünde yürümeseydim o kolyeyi zor çıkarırdım. Ben de bir ara çok korktum. Aman dedim beyefendi, şimdi çocuğu ayağının altına alacak. Bir önerim var. Doğan içeriye girince hep birlikte alkışlayalım mı? Hadi canım sen de. Aferin. Aferin kurmayı şuna. Hepinize çok teşekkür ederim. Biliyor musunuz benim en çok tuhafıma giden çocuğun pek fazla umursamayışıydı. Bir gariplik vardı. Siz de sezmediniz mi? Ne garipliği olacak baba? O da en az bizim kadar eğlendi. Eğlendi mi? Ne demek o? Evet, çıkarken öyle dedi. Bak şimdi terbiyesize. Yok baba, terbiyesiz değil. Yalnız sizin bilmediğiniz küçük bir şey var. Nasıl küçük bir şey? Babam polis çağıracak diye ödüm patladı. Çünkü çocuk masumdu. Masum mu? Hadi canım sen de. Evet. Suçsuzdu. Dalga geçiyor bizimle. Ne söylüyorsun sen oğlum? Hüseyin suçsuzdu diyorum. Yani kolyeyi o çalmadı mı? Hayır İnci. Saçmalıyorsun. O çalmadıysa kim çaldı peki? Ben çaldım. Sen mi? Vallahi işletiyor anne. Şunu doğru dürüst açıklasana sen. Hemen ne sen açıklayacak beyefendiciğim? Kendinlik çocuğun cebinden çıkmadı mı? Ben öyle istediğim için oradan çıktım. Ne demek o? Anlatacağım. Sabahleyin sizleri keyifsiz, havayı da yağmurlu görünce bir oyun düzenleyeyim de şunları biraz eğlendireyim dedim. Yani siz bana bir oyun hazırlamadan önce bundan habersiz ben size başka bir oyun düzenledim. Sabahleyin çalışmaya giderken şurada kapının aralığından inci kolyeyi gördüm. Sessizce içeri girdim, kolyeyi alıp cebime koydum. Bak şu maskenin yediğini hani. Dur bacı dur bir dakika. 80 milyonluk kolyenin böyle ortada bırakılmasına içerlememin de bunda etkisi oldu doğrusu. Ay yapma Doğan. Yani sen... size haddim olmayarak bir ders vereyim dedim. Pis. Sen haddini çoktan aşmışsın kerede. Şirketten dönünce sizi fazla üzmeden kolyeyi geri verecektim. Ama bir de baktım ki kolye kutusuyla birlikte kayboldu diye siz başka bir numara hazırlamışsınız. İnsan o zaman çıkarır kolyeyi ortaya. İnsafsızsın. Peki Hüseyin'i işe karıştırmak nereden geldi aklına? Burada müsaadenizle kaşalotu biraz çalıştırdım işte. Bacı dolmalar mideme oturdu deyince
Manavın çırağı Hüseyin'in sabahleyin bize öteberi getirdiğini düşündüm. Gördün mü? Demek ki ben olmayı sevmişim, beceremeyecekmişsin beyefendi. Annemin de elma kompostosu yapmak istediğini hatırlayınca Hüseyin'i kendime suç ortağı olarak almaya karar verdim. Kapıyı açmaya gittiğimde ona her şeyi etraflıca anlattım. Yalan. Vallahi çocuk hiç renk vermedi anne. Cin gibi biri olmasaydı başaramazdım zaten. Nasıl kabul etti peki? Cebine kolyeyle birlikte biraz para sıkıştırdım. Gerisinde biliyorsunuz zaten. İyi halt ettin. Şimdi ben nasıl geçeceğim o manavın önünde? Merak etme baba. Çocuğa oyuna senin de dahil olduğunu söyledim. Kepazeye bak. Peki beni hiç düşünmedin mi? Küçücük çocuğa rezil oldum. Nasıl alışveriş edeceğim oradan? Hüseyin'in terbiyeli bir çocuk olduğunu unutma. Ebeciğim, kuzum kızım o kolyeyi boynuna taktardık. Gözümüzün önünde olsun evladım. Evet, en doğrusu bu. Sen takmazsan ben takarım anne. Ya, peki takacağım. Ama yarın sabah da ilk iş bankaya götürüp emanet kasasına koyacağım. Dikkat et. Kimse üstüne basmasın. Ya bir tane kırılırsa mahvolur. Ay sol kenarda da ver bir tane onu ver. Tamam bacım merak etme topluyorum. Şurada var abi.